Zemin sıvılaşması önlenebilir mi? Evet, önlenebiliyor gerçekten ama çok maliyetli. Kullanılan yöntemler buradaki deprem riski ne derecede önler? Bunun garantisini veremiyoruz. Dediğimiz gibi 1906 depreminde zemin sıvılaşma riski olan bir yapı ya da zemin üzerine yapılan yapı nasıl o zaman 1906 depreminde yıkıldıysa hala yıkılıyor. Demek ki çözümler bulunabilmiş değil ki bu eğitimler ya da bu eğitici, bilgilendirici animasyonlar, videolar sürekli aslında dönüyor, öyle değil mi? Uluslararası deprem riskini azaltma merkezleri tarafından. Mümkün olabilir tabii ki. Mümkün olmayan bir şey yok ama ne kadar mümkün, onun garantisini kim verebilir, onu tabii ki bilemiyoruz. Yani yüzde ne kadar garanti verilebiliyor, onu bilemiyoruz. Tabii ki mecbur olunmadığı sürece suya doygun yapılarda bina yapılmaması gerekir. Ama biz artık suya doygun yapıyı bıraktık. Gölleri kapatıyoruz. Göllerin üstüne havalimanları yapıyoruz. Havaalanları yapıyoruz. Derelerin üstünü ne bileyim kapatıyoruz. Derenin üstüne ne bileyim binalar yapıyoruz. Yani suya doygun yapıları geçtik. Artık su en büyük ihtiyaç olarak ortaya çıkmış olduğu bir zamanda su tutan işte deredir, göldür, o yapıları, o can suyu damarlarını kapatabiliyoruz. Gerçekten de depremde artık suya doygun yapıdan geçtik. Su yollarını kapatarak insanlar yer yapıyorlar. Yani yer mi kalmadı? Her yer aslında yapıma müsait. İnsanlar yüksek yerlere gitmek istemiyorlar. Düz yerlerde yaşamak istiyorlar. Düz yerlerde de yaşamak isteyince tabii ki bu tür sıkıntılar meydana geliyor. Evet, onunla ilgili olarak, senin sorununa ilgili olarak bu sayfaya gittiğimiz zaman otomatikman Türkçe'ye çeviriyor. Baktım çevirisi oldukça iyi. Yani ben çevirsem yani ancak bu kadar iyi olabilirdi. Aslında bu İngilizce bir sayfa. İlginç olan şey, istediğiniz dile çevirebiliyorsunuz. Yani şu anda şey, yabancı dil bilmiyorum şeyi de kalmamış. Yani Türkçe'yi Türkçe hemen çeviriyor. Baktım bir hata da yok. Ve senin anlattıkların burada yazılıyor. İşte dediğin gibi topraklardan suya sıvılaşmaya duyar topraklardan kaçının diyor. Yani son bilgi. Bu tabii ki son güncel bilgi, hala kaçınmamız öneriliyor. Tabii sıvılaşmaya dayanık yapılar inşa etmek mümkün mü? Mümkün. İşte onunla ilgili detaylar veriliyor. Toprak ya da zemin iyileştirmesi mümkün. Mümkün ama çok maliyetli. Yani çok gerekliyse yapılabilir. Tabii ki mümkün ama çok maliyetli olduğunu söyleyebiliriz. Yani mühendislik açısından günümüz şartlarında her yere yapılabilir ama bu tabii ki önemli maliyetler gerektiriyor. O maliyetler mesela Dubai'de yapıyor. Mesela Dubai'de ne bileyim Katar'da yapıyorlar yani denizin ortasına. Ama nasıl yapıyor? Yerin altındaki temel kayayı önce bir tespit ediyor. Temel kayaya kadar binanın temelini bağlıyor. Öyle yapıyor yani. Mesela Hollanda'da işte denizin altında bir yer değil mi? Suyun altında bir yer Hollanda. Mesela geçen 20 yıl Hollanda'da yaşamış bir kişiyle karşılaştım. Hollanda kazıklar üzerine duran bir ülke dedi yani. Ha, kazık ne demek? İşte yerin altında muhakkak bir kaya vardır. Ya. İndikçe kayayı bulabilirsiniz. Kimi yerde 500 metre olur, kimi yerde 2000 metre olur. O kayaya kadar sizler binanızın temelini o kayaya bağlayabilirseniz ve maliyetten kaçınmazsanız ki Hollanda'da kaçınmadığını biliyoruz. İşte Katar'da kaçınmadığını biliyoruz. Ve yapılabilir. Tabii ki hiçbir maliyet insan hayatından daha değerli değil. İnsan hayatını kurtarmak için yer de yoksa, zorunluluk da varsa ki Hollanda bildiğimiz gibi denizin altında bir yer. Orada insanlar yaşayabiliyor ama genelde müstakil evlerde yaşıyorlar Hollanda'da. %80-90 insanlar tek katlı evlerde yaşıyor. Ama ne bileyim işte yani yurt dışında yaşayanlar varsa genellikle yurt dışında downtown denir. Yani bir şehir merkezi denir. Şehir merkezi yüksek katlı binalar vardır. İşte o şehrin aslında
merkezidir. Yani kalbidir. Orada hiçbir maliyetten kaçmaz. Kimler kaçmaz? Şehri yönetenler. Ama normal olan bir de şehir merkezi dışında müstakil evlerde insanlar yaşar. Tabii ki bu tür bir şehirlerde bir planlama yurt dışında yapılmış durumda. Ama her yere ben yüksek bina yapacağım dediğiniz zaman her yerde yüksek binayı kaldırmıyor. Çünkü herkesin gerçekten o maliyeti, o güvenli bina için gerekli bedeli ödeyecek mali gücü yok. O nedenle de bu tür yapılaşmada kontrolsüzlük işte son depremdeki kayıplara neden olabiliyor. Evet, teşekkür ediyoruz Gülce'ye. Eren burada mı? Eren'le devam edebiliriz.